Bir algı kargatışası iki kutuplaşma, Hepsini üç anlatayım. güvensizlik. Alt başlıkları var. Tabii. Yine bir tam ekran verebilir miyiz? izleyicilerimiz bir okusun. Hı hı. Siz anlatmaya başlayabilirsiniz. Şimdi toplum kanun. psikolojisinde üç ayaklı bir eylem planlamasıyla istenilen seviyeye getirildi her hı hı. şey. Şu an Türkiye'nin de diğer ülkelerinde bulunduğu durumuna getirmeden bu üç ayaklı eylem planlaması var. Bu toplum psikolojisi üzerindedir. Nedir bu üç ayaklı eylem planlaması? Bir. Algı kargaşası, iki kutuplaşma ve üç güvensizliktir. Şimdi ülkemde algı karga kargaşasına başardılar. Evet. Başardılar. Nasıl biliyor musunuz? Hastalıkla ilgili güvensizlik. İşte evet. demin konuştuk ya. Ya ben aşı karşıtıyım yok kesin olmak lazım. Olmayanlar vatan aynı diyenler çıktı. Köpek gibi aşılayacağız diyenler çıktı. Diğerleri de dedi Allah aşkına olanlar ölüyormuş, şu oluyormuş, yan etkileri varmış. Ne oluyor yani? Bir açıklayın. Yani ne yaptılar? Hastalıkla ilgili güvensizlik. Güvenen taraf ve güvensiz tarafa böldüler insanları. Hatta bu öyle bir gerilim anına geldi ki agresyonlar başladı Hı -hı. karşı karşıda değil mi? Maske tak takma diye kavgalar dövüşler. Evet. Çok güzel. Başarıldı değil mi? Diye bir operasyon Aa, neydi? Ama dünya da böyle. Tabii ki bu bütün dünyada. Ama ben söylediğim bu sefer Türkiye'de bunun içinden sıyrılamadı. Teğet geçmedi bizden. Tamam mı? İkincisi bir kutuplaşma operasyonu. Şu an e, o operasyon nedir derseniz, toplumda çok sert bir kutuplaşma var. Tıpkı 70'li ve 80'li yıllarındaki gibi Türkiye'de. Hatta orada ne yapıyor, hani o dönem ne yapılıyordu? Klasik bir oyun vardı. Sağa sol. Çatıştır. Tam. E, Laik, dindar ya da dinci artık nasıl görürseniz. Tak. Alevi, sünni. Sünni, alevi. Türk, kürt. Mezhep, ırk. Siyasi görüş. Vesaire, dini görüş, hepsini kullandılar, değil mi? Evet. Şimdi. Hep kullandılar. Neden evet. yapıldı? Bu hep yapıldı ve düşman düşman şey kardeş kardeşi düşman ettiler. Bu kutuplaşmanın planı aslında Orta Doğu'da, özellikle maalesef ülkemizde birçok sahnelendi ve başarıldı da. Şimdi aynısı yapılıyor. Ne yapıldı bu sefer? Tabii ki bunun bir türevi çıkarılıyor zekaca double think derler buna. Neyse oralara girme. Şimdi şöyle yapıyor. <laughs> Siyasi kutuplaşmayı başardılar. Nasıl başardılar? Klasik anlamda sağ sol değil, darbe girişimden sonra bir şey yarattılar. Ne yaptılar? İttifaklar, bloklaşmalar. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, İtifak. değil mi? Siyasetçiler de maalesef bu oyunun içinde buldu kendilerini. Gerçekten öyle oldu. Bu bir planlama. Yani siyasi partilerle başlayan bakın burada görüyorsunuz şimdi bu kutuplaşma süreci maalesef toplumada yansıdı. Bu çok önemli. İşte orada başardılar. Yansıma sokağa dökülürse bu hiç iyi sonuçlar doğurmayacaktır. Ondan bugün uyarılarım var çünkü operasyon çok hızlandırıldı. Siyasi kutuplaş koalisyon yerine bloklaşmaya, ittifaka bırakıldı. Bunu çok iyi anlayın. Siyasi partilerin kutuplaşması da topluma yansıdı bugün. Hatta gördüm bugün gene bazı belediye başkanları falan bir şeyler yapıyor. Oraya geleceğiz. Onların hepsi güçlendiriliyor dışarıdan bunu yaparak. Ya yani insanlar akıllı olmaları lazım. 3 güvensizlik. Üç, güvensizlik. O bir itibarsızlaştırma operasyonu. Şimdi ne yaptınız? İnsanlar da burada hastalıkla birbirlerine güvenmiyorlar. Algı güvenmiyor. kargaşası oluşturdunuz. oluşturdunuz. Aa ne oluyor falan filan derken üstüne bir de siyasi kutuplaşma. Bunlar yerlerini buldu değil mi? Ben bu ittifak yanından ben bunun yanındayım. Açıkçası çok basit. 10 Aralık hareketine bakarsanız başka bir şey demeyeceğim siyasete fazla girmeyelim. Bir saniye, bir saniye. Anayasa çalışması. Heh. Anayasa fasla. çalışmalarına bakarsanız bir blok Türk. Millet vesaire şeyleri kaldırıp federal sistem bölünme falana gidiyor. Öbür tarafta milli duruşlan devlet duruşuna yürümek. O kadarını söyleyeyim. Başka da girmeyelim siyasete orada. Ya 10 Aralık hareketinin anayasa taslağı çalışmasına tabii. bir bakın diyor. Yani ee, federatif yapı ve Türklük ibaresinin evet. kaldırılması ile ilgili tabii, tabii, bir takım tabii. maddeler içeriyor. Ben böyle özetleyeyim. Evet evet. Bu kadarını o, Çok söyleyelim. hassas yani konular. Programın konusu i̇şte değil orada bu bunları ne yaptılar? Şimdi bloklaşma yaptılar değil mi? Kutuplaşma hı. -hı güvensizlik de bu ortamın üzerinde itibarsızlaştırmadır. O da nasıl yapıldı? Bir paparazi çıktı. Ee, video kayıtlarından paparazi olayında son, gün, son günlerdeki gündem olan konuyla alakalı. Çok fazla sözde bu konuyla söylemek çok doğru bulmuyorum. Ama ama o bunu dedi, şu bunu dedi. Yorumcular hemen çıkıyor, binlerce kişi yorumluyor falan filan. Ya size bir şey söylem. İnsanlar bundan zevk almıyor. Gerçekten zevk almıyorlar çünkü hayatını yine idame etmesi lazım. Hayata yeni dönüyorlar. Pandemi süreci bitiyor. Ama yapılmak istenen algı nedir? Düşünce kirliliğidir biliyor musunuz? İşte başarıyorlar mı? İtibarsızlaştırma, güvensizliğe, düşünce kirliliği. Şimdi sıradan bir adama korursanız başarılı olunuyor mu bundan? Olunuyor evet. Buna göre başarılı olunuyor. Çünkü insanlar diyor ya işte şöyleymiş, bunun ismiymiş, bunun ismiymiş. Neden acaba? Neden rahatsız oldular? Pençe, Kaplan, Eren, PKK, YPG, PYD tertemiz yapıyoruz değil mi? Çok çok emin hareketlerle ve şunu da söyleyeyim insanlara bakın her gün şehit veriyoruz yine verdik dün de verdik her gün bunu unutmayın orada bizim kardeşlerimiz oğullarımız savaşıyor siz ne yapıyorsunuz ya neyin peşindesiniz? itibarsızlaştırınca siz ne kazanacağınızı sanıyorsunuz devleti yıktınız. Devletin arkasında olmanız lazım. Şucu buculuk değil. Ben hiç ilgilenmem şuyla buyla doğruya doğru eğriye eğri derim. Burada çok bariz bir şey var. Bu paparazi projesi diyoruz biz ona. Herkes biliyor neden hı hı. bahsettiğimi. Bir itibarsızlaştırma projesidir ve zamanlaması manidardır. Zamanlaması çok manidardır. Bunun arkasında tabii ki başka bir güç var. Devlet kurumları büyük bir değişim yaşadı bütün dünyada. Pandemi döneminden birlikte insanlar pek farkında değiller herhalde. Bununla birlikte çok şey değişti. Pandemi sonrası eski haline geri dönülmeyecek. Hiçbir zaman. Bu değişmiş. Eski değişim normal diye bir Tabii. şey yok zaten. İnsanlık pandemiyle beraber çok köklü bir değişim yaşadı. Bunu anlayınca şimdi burada bir çağ kapandı ve yeni bir çağ açıldı. Bu yeni çağın henüz kazananı belli değil. Biz bir dünya savaşındayız her zaman diyorum. Evet aynen öyle dediniz. Şimdi bu hı. bir paparazi projesi var ama her devlette sistem farklı işliyor. Bakın Mosad'da bir değişim yaşadı. Bu tabii ki bizim söylediklerimizden Seyit demiştim size burada teşkilat var. Türkler el kasımları Hamas onlara destek verdiğimiz silahlarla oradaki demir kubbesini delince... Netanyahu beyefendi katil bir devletin başındaki katil o katildir. Bunu da bizdeki Cumhurbaşkanımıza benzetmek terbiyesizliktir onu da söyleyeyim. O büyük bir tokat yedi. Çünkü İsrail halkı hepsi arkasında değil. Bizim halklarla insanlarla sorunumuz yok. Bizim devleti yöneten o küresel gücün CEO'ları onlarla <laughs> sorunumuz yani. var dedi. Değil mi? Şimdi Netanyahu'ya büyük bir tokat yedi orada. Çünkü demir kubbe tutmadı. Ne oldu bu sefer? Güvensizlik oluştu İsrail halkında. Ne oluyor? Roketler geliyor. E kim yaptı bunları? Tamam mı? Biz mi yaptık? Şimdi, tabii ki ben bunu... Biz canlı... mi yaptık? Ya, ya söyle ya biz mi yaptık? Ya ben bunu diyorum şimdi... Ya ben tabii bunu ki... gururla soruyorum. Ama tamam da defalarca mı Anladı artık. Aa, i̇lk defa şimdi. izleyenler olabilir. Bilemiyoruz. Şimdi istihbarat yapalım. <laughs> ya bir Bak, bu, biz Anlattığımdan mi birlikte şunu anlat. <laughs> tabii ki. Şimdi... Devletlerin kurumlarında değişiklikler var derken istihbarat yapılarında derinden değişiklikler oldu. Ondan geçen programda bir şey ifşa ettik değil mi? Yeni sistemleri artık her zaman olduğu gibi yeni sistemi kabul etmez ve doğal olarak derinlerin savaşı başladı artık. Altını çizin. Derinlerin savaşı başladı. Ondan biz bir buçuk senedir anlattığım süreçlerdeki en kritik sürece girdik. Türk milleti olarak maalesef çok uyanık, çok dikkatli olmamız lazım. Çünkü şimdi bir şey başlayacak. Ve size bir şey söyleyeyim. Medya konusunda hangi kanallara, kimlerden, hangi istihbaratta, ne paralar, kimlerin üzerinden akıtıldığı da biliniyor. Bilinmiyor sanmayın. Her şey biliniyor. Biz biliyoruz. Biliyoruz tabii ki. Şimdi eğer dikkat etmezseniz, bakın bu çok önemli bir sözdür medya mazlumlardan nefret etmenizi ve zalimleri sevmenize sebep olur. Bunu Malcolm X demişti zamanında. O da şehit oldu. Aynen. Şimdi bu projeden reklam vaktinin geldiğinde bir hatırlatayım. Başlıyoruz mu reklama? Bir yani şeyde, gidebiliriz. Bakalım. İsterseniz derinlemesine girmeden bunun Hı -hı. devamı gelecek. Çünkü İsrail'de Mosad'da bir değişim var. Onların hep sebeplerini anlatacak kan Bey. gireceğiz. Ama en azından gitmeden bu girdiğimiz kaotik süreçte hangi konularda uyanık olalımı böyle kısaca anlatabilir misiniz? Çünkü izleyicilerimiz mera tamam bir kaotik süreç başlıyor. Kaotik Sıkı tutunmamız süreç lazım. Şimdi ben size Ama ne yapacağız? Hemen bakın onları açıklamak istiyorum. Onun sembolü olacak, onun sloganı olacak, onun önceden denenmiş bir formatının yepyeni bir formatı hı hı. uygulanacak Türkiye üzerinden ve çok yakın zamanda. Biz burada söyleriz, görürsünüz, sonra konuşuruz. O zaman şöyle yapalım mı? Medya uyarısını yaptı mesela. Evet. Ee, aslında mazlumların yarında gibi gözüküp e, zalimlerle sizi kandırabilir dediniz. Doğru evet, mu anladım? Evet, evet. Devamını getireceğiz. Şimdi girdiğimiz kaotik süreçte Türkiye'yi ne bekliyor? Ki Kan Bey hep ümit var. Ee, ...söylemleriyle sizin gönlünüzde yer tutmuş biriydi. Ama bu defa diyor ki dünya ile beraber biz de kaotik bir sürece giriyoruz. Ee, sıkı tutunun ve çeşitli uyarılarım var. Nelere dikkat etmeliyiz? O oyunlara gelmemek için ne yapmalıyız? Onları anlatacak. Ee, o yurt dışında sürecin nasıl devam edeceğini anlatacak. Yanı sıra Avrupa, Amerika, İran, İsrail buralarda neler evet. olacak? Hepsini anlatacak. Hep Bir de sorumuz evet. var. Son haftada yeni vaka tespit edilmeyen iki ilçemiz hangisidir diye soruyoruz. Etiketimiz dik dur, düz yürü. Ferda Yıldırım, Ferda Instagram e, hesabımdaki son paylaşımın altına cevaplarınızı yazabilirsiniz. Yanı sıra programın Twitter hesabındaki son paylaşımın altına cevaplarınızı yazabilirsiniz. İkinci bölümde yine çarpıcı açıklamalar var. Bizimle kalsınlar değil mi Kaan Bey? Kalsınlar, kalsınlar. Çok önemli çok önemli. Kulak vermeniz lazım. Çünkü hayati önemi var onu da söyleyeyim. Hayati önemli. Karşı Dakikalar içerisinde her açıdanla yeniden karşınızda olacağız.